hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce kapı çaldı ve bana bu hediye geldi Pergola. Bunu bana Hasbro gönderdi. Şuradan Hasbro'nun gönderdiğini anlayabiliyoruz. Çünkü bir Hasbro'su var. Tekrardan Hasbro'ya çok teşekkür ederim. Çünkü daha önce böyle Bumblebee, konuşan bir Bumblebee ve iki tane dönüşebilen Bumblebee gönderdi. Buradan onlara dediğim gibi daha açmadan teşekkür ediyorum. Evet, şimdi açıp ne olduğunu bakmak istiyorum. Çünkü acayip heyecanlıyım. Açtım valla. Ay, bunları yırtmayı çok seviyorum ya. Çok güzel.
Kalem böyle dönüyor, bir şeyler oluyor. Sonra bu Amerikan futbol topuna bir şeyler olur. Şöyle PlayStation şeyin içinden bir şeyler böyle. Şimdi içinden böyle bir şey çıktı ve ayaklar falan da var ama açılıyor mu bilmiyorum. Sanırım açılıyor. Böyle bu sürpriz ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Böyle küçük bir şey bu. Abla, ve bunlardan da yine bir sürü var. Şurada ayaklar çıkıyor. Ya biliyorum, ellemesene, ben bunu değerlendireceğim. Yedin. Al da yardım et, burada çok şey var. Evet. Hepsini açar mısın? Evet. Bir tanesini daha açabilirim. Hayır, iki tanesi, üç tanesi. O, o kutuyu açabilirsin mesela. Dur, ben en beğendiğimi açayım. Bir dakika, şunu şöyle alabilir miyiz? Bu arada çözdüklerimizi buraya koyalım. Aa, PlayStation! Evet, demin onu ben açtım. Aa, içinden bir şey çıkacak o zaman. Hayır, buna içinden bu şuradan çıktı. Evet, içinde bu. İşte bak, oradaki kutuyu açtın mı? Hangi? Şu açık mı? İşte açtım ya. Ha, bundan çıktı. Arkadaşlar işte bu. Bir karakterleri yani. Bakın, bu cupcake gibi görünüyor ama içinden... Teyze çıktı. Unicorn. Teyze çıktı. Bu bir unicorn. Senin olabilir. Çok güzel. Böyle kanatları. Tabii ki de ben. Çok güzel. Evet. Mavi gözlü falan var. Üstünde ama şey yani boynuz yerine küllah var. Dondurma abla bu. Kek, cupcake değil galiba. Evet, şimdi artık ben gidiyorum. Çünkü videoyu Hüseyin'e bırakıyorum. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz abla. Ay, telefon düşüyor. Neyse, bu durmuyor herhalde. Evet, durmuyor. Niyeyse. Ha, bir dakika. Oo, bu güzelmiş. Böyle kapan. Bu yarasa gibi bir şey böyle. Baya güzel. Neyse. Şimdi en büyük kutuyu sona saklayacağım. Şöyle küçük küçük şeyler var. Hemen bunları açmak istiyorum. Evet, açıyorum, açıyorum. Arkadaşlar, bunun üstünde böyle dönen şeyler var. Geri dönüşüme at anlamını anlamadım ama. Büyük ihtimalle geri dönüşüme at demek istiyor. Atarız. Tamam abi, atarız. Seni dinleriz yani. Aa, açıldı. Bu ne? Ay. Milkshake gibi duruyor ama içinden böyle gözleri dolmuş bir şey. Yani böyle dönüyor. Hipnoz olmuş bir milkshake görüyoruz. Şu altı da açılıyor bunun galiba. Yok, altı açılmıyor. Bu milkshake makinesi mi? Yok. Altı da açılacak sanırım. Deneyelim hemen. Şimdi bunu açacağım. Bunun içine şöyle bir şey daha çıkmıştı. Onu açtık ama şöyle karakterimiz kaldı. Allah. Kalem, kalem. Arkadaşlar, küçük küçük bir sürü oyuncak var ve hepsi bir şeye dönüşüyor. Burada birkaç tane, dört tane açtık ve hepsini dönüştürdük. Yani açtıklarımızın hepsini dönüştürdük. Şimdi sıra bunlara geldi. Bunları dönüştüreceğiz. Yere çok düşmüş. Neyse, bunlara düşse de almayacağım bir dahakine. Şimdi bu kalemi açacağız. Ama şöyle yanları açacak sanırsam. Aa, bir dakika, bir şeyler oluyor kaleme. Ha, ne oldu? Onu anlayamadım. O da çok güzel ya. Evet arkadaşlar, yanlarını açtık. Ama şu aradan bir şey görünüyor. Bu arayı da açarsak sanırım yüzü çıkacak. Onu da şöyle deniyorum. Ha, arkadaşlar bakın, şurada bir şey var, dönen bir şey. Bunu döndürünce hop açıldı, yüzü çıktı. Mavi gözlü. Bayağı güzel bir karakter bu da. Onu da buraya koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu çıkan karakterlerin hepsi küçük küçük robotlar ve bunlar dönüşüyor. Bu mesela bir simit poğaça ama böyle karakteri dönüşebiliyor. Ayakları da çıkıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Aa, bunlar bir taktiği varmış arkadaşlar. Az önce fark ettim. Şöyle yapınca direkt açılıyor. Bunlar sürpriz olanlar. İçinden ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Yeşil bir şey çıktı. İlksiz görmek istiyorum. Palmiye ağacı gibi bir şey. Evet, burayı açtım. Kaydırak çıktı. Bir dakika ya. Çok... Ejderha çıktı. Kuyruğu var böyle. Ben burayı kaydırak sandım ilk başta. Ve ejderha çıktı içinden. Şurası da açılıyorsa bir şeyler olacaktır. Ha, bir dakika. Ayakları. Şurayı yanlardan hemen çıkarayım.
Oo, çok güzeldi bu. Bu çok güzel. Çünkü ben figür hastasıyım ve böyle yapboz gibi şeyleri çok severim. Ejderhadan sonra burada gördüğümüz Amerikan topunu açacağım. Evet. Aa, bir dakika. Bu bayağı ince işler var bunda. Böyle. Birazdan da kapatacağım. Evet, şimdi. Evet, şimdi yerine koyuyorum. Evet, heyecan dorukta bir tane daha açıyorum gizli. Bunun içinden bir kağıt da çıkıyor. Özelliği galiba kağıtta. Bu ne? Şöyle pembe bir şey. Bu böyle milkshake. Ooo, yüzü çıktı. Durun bir dakika. Şöyle takılıyor arkadaşlar, yeri var. Tam takamadım ama şu şuraya girecek. Figürümüz böyle. Bazılarının içinden kağıtlar çıkıyor ve bazı, yani tüm karakterlerin özellikleri çıkıyor onlardan da. Evet, bir tane daha çıkıyor. Çıkıyor. Gri bir şey bu. Siz de görün. Şöyle. Oo, yere düştü. Bunun üstünde şeyi var. Decepticon vs Transformers galiba bu. Ay, gerçi hepsine Transformers deniyordu ya. Da şu iyilerin şeyini unuttum. İsmini unuttum. Neyse. Üstünde böyle iyiler vs kötüler var. Bu açıldı. Yüzü. Bu şey mi ya? Bumblebee ve ekibinin yardımcısına benziyor. İsmi Sonic mi neydi? Öyle bir şeydi. Böyle onların işlerini falan hallediyordu. Küçük küçük işlerini. Bu figürümüz de böyle. Açalım bakalım içinden ne çıkacak? Kırmızı bir şey çıkıyor. Flash geliyor hep kırmızı deyince aklıma. Bu ne? Gözü görünmüyor şu an. Şunu bir şeye benzetemedim arkadaşlar. Böyle garip bir şey. Bakalım neye dönüşecek? Şu şeyi yukarı kaldırmışsa. Aha, sosisli! Sosisliye dönüşüyor. Şunları yana atalım bakalım. Ketçap mayonez gelecek. Mayonez gelecek. Gerçi adamın her yeri ketçap zaten. Daha ne kadar iyisi gelecek. Evet, böyle bir karakter çıktı bu seferden. Evet, figürümüzü açtık ve böyle oldu. Bunların içinde de böyle karakterler var. Bir de gizli kutu var. Patlamış mısır var. Ay, penguen. Bu biraz daha büyük sanki. Öyle görünüyor. Her paketin içinde güzel güzel figürler ve bir de sürpriz figür var. Bu kırmızı ambalajın içindeki şey, yani figür sürpriz olarak açınca görüyoruz. Aslında çok teşekkür ederim. Çok beğendim bu gönderdiği oyuncakları. Ya çok güzel, birbirinden güzel figürler göndermiş bana. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Heyecanım çok fazla, hala geçmedi. Açmama rağmen bir sürü şey. Bu arada içinde bir şey daha var. Hadi, güzel bir şeye benziyor. Ne olduğunu çözemedim ama. Aa, fotoğraf makinesi. Zoom. Evet, bir sayfa almadan olmaz herhalde. Şöyle hemen açıyorum. Evet, şu şeyini açtıktan sonra yüz çıkıyor. Evet, şöyle ayaklarının da açıldı. Kafasında bir şey yok. Kafası böyle uzun şeyi falan. Kafasında bir şey yok dedim. Kafası da açıldı. Böyle oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yine bir sürpriz kutu açıyorum. Çünkü şunları sonra saklıyorum. Ama en son şunu açıyorum. Bunda çünkü şey bir sürü figür var. Bu arada arkadaşlar bir figürde birkaç tane koymuşlar. Tabi bazıları tek. Yani böyle değişik olanları tek koymuşlar ama böyle standart olanları çok koymuşlar. El feneri çıktı anladığım kadarıyla. Şöyle açılmamış hali. Şimdi bir de açalım. Şöyle. Çöpünden şey yaptım. Devam ediyoruz. Aa, gri ve yeşil çıkıyor. Yeşil benim en sevdiğim renklerden biridir. Bunu da tekrardan söylemek isterim. Başka videomda da söylemiştim daha önce. Şöyle bir dönüyor. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Ama şurası böyle dönüyor. Şuraları böyle ayakları var. Bunu anlayamadım ben. İneğe mi dönüşüyor? Kuyruğu falan. Gördüğünüz gibi maskeli bir Autobot çıktı. Onu oraya koyalım. Şimdi başka bir kutu daha açıyoruz. Biraz zor açması arkadaşlar ama eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Hadi hadi hadi.
Çikolata galiba. Çikolata çıktı. Sanırsam. Şimdi açıp göreceğiz bunu. Peki. Açalım bakalım neye dönüşüyor. Şimdi bunu da yerine koyuyoruz. Diğer arkadaşların yanına. Burası buz cenneti oldu. Evet sanırım hepsi bitti. Aa iki tane büyük varmış. Ben onu fark etmemiştim. Şunun ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama öyle bir takım şeyine benziyor. Şu tost galiba. Yağlı ekmek bu. Yağlı bağlı ekmek. Şurada bir şey var. Evet neyse. Şimdi şu ilk önce küçükleri açıyorum. Şunu açacağım. Açacağım. Tahmin ettiğim figür çıktıysa, evet tahmin ettiğim figür çıktı. Bir tane de el feneri çıktı. Aa açık çıktı bu sefer, niyeyse. Evet arkadaşlar bunlar görünüyor zaten, biz de görüyoruz. Bir tek şu görünmüyordu, onu da açtık. Öbürlerini de bunların açacağım. Evet hepsinin sürpriz bölümlerini açalım. Çünkü çok merak ediyorum, açmazsam galiba çatlayacağım. Bu ne, hiçbir fikrim yok. Aa bir dakika, yüz çıkıyor. Eller, bacaklar. Bundan başka yok galiba. Ha bu mu? Yok. Her mavi figürü aynı şey sanma. Atasözü. Bundan sonra ki insanlar buna bu da güzel mavi şirin bir figür ama tamam böyle dursun ona. Evet bu figürümüz de böyle, bu da ilginç bir figürmüş. Ama ejderhayı benim gözümde hiç kimse geçemedi şu ana kadar. Tabi şunlar biraz zorlayacak bence. Ha durdu. Tamam. Şimdi geldik son iki şeye. Bunlar bunlar gizemli kutucuk. Evet. İçinden. Ya daha önce çıkan bir şey çıktı. Ben böyle beklemiyordum ya. Bu da durmuyor. Ya durur da zorlasak durur. Evet arkadaşlar son gizemli kutumuzu açıyoruz. İlk siz görmek istiyorum. Aa. Hay! Yine PlayStation çıktı ya. Çıldıracağım. Neyse. Bu karakter de çok güzeldi. Ama bu figürlerin bazılarının birkaçına çıkmasının iyi bir yanı var arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynarken diyelim sen bir figürü istedin. Bu figürü. Diyelim arkadaşın da bu figürü istedi. Hiç kavga etmenize gerek yok. Aa sana benden bir tane daha diyorsun. Veriyorsun. İkiniz birlikte aynı figürle oynayabiliyorsunuz. Sevgili kardeşim Defne de hoş gelmiş. Yavaştan artık kapanışa geçmek istiyorum. Biraz uzun bir video oldu ama eğlenceli bir video oldu bana göre. Defne abicim masayı sallamazsan düşmeyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel oyuncaklar göndermiş Hasbro bana. Buradan Hasbro'ya çok teşekkür ediyorum. Video beğenirseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abicim sakin dur ya. Oh, ilk önce oyuncakları bu çantanın içine dolduracağım ve sonra onlarla oynayacağım. Tabi Defne ile birlikte de oynayacağım. Koyayım. Bu arada baya figürümüz oldu. Bunların hepsini çalışma masamı ve odamda başka bulduğum raflarıma falan yerleştirmeyi umuyorum. Ama raflarıma sığmayacaklar galiba. Hamşat. Defne de koydu. Evet benim en çok beğendiğim figür hala ejderha. Siz de en çok beğendiğiniz figürü yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Evet.